Arkadaşlar merhaba. Frezi tezahında bir menginin komportörü gerek nasıl bağlıyoruz paralel şekilde onu anlatacağım. Şimdi öncelikle aldığımız komportör saatini uygun pozisyona getirmemiz gerekiyor. Yani buradaki ayarlarla buradan yukarıda sabit bir yere mıknatıslı sistemi bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde getirip daha sonrasında şu pozisyonunu falan ayarlamamız gerekiyor. Ben biraz ayarladım aslında şunları. Şu ayarlarını şey yaptım. Şu şekilde. Daha sonrasında tezahı pozisyonluyoruz. Şöyle ortasına dengeye çarpacak şekilde açıyorum da. Daha sonra risk almıyorum. Yukarı kaldırıyorum. Mengeni de şu şekilde arkadaşlar geliyorum. Sabit çene. Kesinlikle sabit çeneden referans alıyoruz. Sabit çene. Daha sonra geliyorum şuradan. Şuradan gelip temas ettiriyorum. Tamam. Biraz iğnenin içeri de girmesi lazım ki hani boşluğunu görelim. Sonra iğne hatta şöyle yapıp şuradan sıfırını da alabilirsiniz. Hani sıfır rahat hareket etmek istiyorsanız sıfıra da siz getirebilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra işte birazdan bahsedeceğim hareketleri yaptırmanız gerekiyor. Bir tane kopuşla basıyoruz en az. Bir düzlem oluşturduğu için yani iki bağlantıdan bir çizgi geçer ama üç tane bağlantıdan bir düzlem oluşuyor. Yani tripodun ayakları gibi. Şunları gevşetiyorum şimdilik. Komportörü nasıl çekiyoruz? Onu gösteriyorum. Şunları gevşetiyoruz. Gevşettim. Bir tane sıkılı kalıyor. Bu taraftan şöyle gösterelim. Bir tanesi bu sıkılı. Bir tane sıkıp buradan hareketi şu şekilde yaptıracağız. Buraya sabitleyeceğiz bir yere. Komportörü bu şekilde koyarken mengeni referans tablayı referans alabilirsiniz. Tablada tabloya göre çektiğimiz için genelde tablo paralel olduğu için hani oturtururken bunlar taşlanmış olduğu için yaklaşık olarak buraya oturtursak hani çizgileri referans alıp bakarsak arkasından ve önünden daha hızlı pozisyon almış oluruz. Şimdi bozacağım. Aslında normalde şu an yaptım. Şöyle göstereyim. Şöyle yaklaş. Bak. Şu an saatimiz öyle mi gözüküyor? Bozuk olduğunu düşünelim bunu. Şöyle biraz bir tarafa bozalım. Şimdi bakın saat bu yönde gittiği için artıyor. Yani yine içeri doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bozulduğunu gösterelim. Bakın. Muhtemelen silik bağladığınızda bu şekilde olacak. Yukarıdan şöyle biraz daha şöyle göster. Bakın şöyle bozulduğunu gösterelim. Bakın şimdi düzeltmeye çalışacağız. Şimdi saat ne yapıyor? Buradaki önemli olan şu. Saatin bu tarafa doğru bakın azaldığını, bu tarafa doğru da arttığını görüyoruz. O zaman tam tersine buradan şu tarafından bakın. Saatin ters yönünde, artma yönünün ters yönünde. Şöyle vurduğumda bakın oynuyor. Biraz oynuyor. Şeyi tam göster istersen şöyle de. Bakın şimdi %2 aşağı yukarı bir %3 hatta %4 şeyimiz var. Şimdi ben onu biraz daha tıklatıyorum. Çok hafif. Şuradan çok hafif. Biraz daha şöyle tıklatıyorum şuradan gelip. Ters yönde saatini bozuyorum. Şu an %2'nin içerisindeyim. Baktığımda çok uzağa. Sonra biraz daha çok az ama tıklatıyoruz. Çünkü çok hassas bir ayar. Görüyorsunuz şimdi saati. Bakın. Şuradan da görüyorsunuz. Şu an saatimizin olduğunu görüyorsunuz. Karşıya alalım. Daha sonrasında şunu yapacağız arkadaşlar. Buradakileri sıkıyoruz. Ayarladığımız yerleri sıkıyoruz. Sıktığımızda oynama ihtimali var.
mengenin. Bunu CNC'de de yapabilirsiniz. Hani CNC mengenesinde de aynı mantık. Biz referans alırken hatta bunu şu çizgisini aşağı yukarı bakarak doğrulttuk. Hani dedik ki şöyle tablaya referans alalım. Oradan yaptık. Bunları sıkıttıktan sonra tekrar kontrol ediyoruz. Burada şöyle sırayla sıkıp tekrar gelip saatimin oynayabiliriz. Çünkü sıkarken oynatma yapabiliriz. Tek taraftan bastığı için. Tekrardan kontrol ediyorum şu an. Hatta şunu da sıfıra getireyim daha net görülelim. Şurada şöyle. Şöyle. Sıfıra getirdik. Şöyle bakıyoruz. Ben de gördüğünüz gibi şöyle çok az bir yani %1 civarında şey var. Bu şekilde aşağı yukarı mengeneyi paralel bir şekilde teza bağlamış oluruz tablasına. Dediğim gibi tablaya referans aldık bu şekilde. Tek babuş basıyoruz. Özet geçecek olursak tek babuş basıyoruz. Diğerlerini ayarlıyoruz ama gevşek bırakıyoruz. Sonra saati vurduğumuzda saat hangi yöndeyse ters yönde ortalarda gelir genelde. Çünkü en başa gelirseniz ortalarda düzeltmeye çalışıp tekrar devam edin. Daha sonrasında saatin yavaş yavaş o aralığının, dönme aralığının azaldığını göreceksiniz. Çok absürt bir dönme varsa saatinizde kesinlikle bir gönyeyle, L gönyeyle olabilir. Buradan da ayırırsınız. L gönyeyi koyup L gönyeyle de bir göz kararı ayarlamasını iyi yaparsanız o saatteki aralıkta çok az kalacak. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Thank you.